Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuşacaktır yürütme adına. Buyurun Sayın Bakan, süreniz 35 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2020 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifiyle 2018 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanunu teklifi müzakereleri kapsamında bugün bir araya geldik. Tüm siyasi partilerimizin grup yönetimleri ve temsilcileri bakanlığımızın faaliyet alanına giren konularda kendi değerlendirmelerini yaptılar. Biz notlarımızı aldık. Konuşmamda özellikle bazı hususlara değinmek suretiyle inşallah bunlara cevap vermiş olacağız. Tabi aslında bugün iki kanunu görüşüyoruz baktığımızda. Bir, 2020 yılı, yani önümüzdeki yıl bakanlıklarımız, devletimiz ne yapacak? Bunlara buradaki hedef amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken kaynakları onaylamış olacaksınız. Bizim için son derece önemli, bağlayıcı bir metin. Diğer bir hususta bir önceki yıl, 2018 yılı kesin hesap dönemi. Aslında baktığınızda o yılı da hesabını huzurlarınızda, Yüce Meclis'in huzurunda vermiş olacağız. Ben bu arada tabii bu sıcak taze gelişme dolayısıyla da Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun almış olduğu bu kararı kınamak istiyorum. Sayın Grup Başkan Vekillerimizin de ifade ettiği gibi sözde soykırım tasarısının yok hükmünde olduğunu, maalesef son dönemde Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde ülkemiz aleyhinde, hatta bazı kararlarda şahsımı da içine alacak şekilde bir takım yaptırımlar gündeme gelmektedir. Ümit ederim bu hatalarından dönerler ve yıllardır müttefik olarak ilişki kurduğumuz NATO ve çeşitli uluslararası arenalarda bu ülkeyle inşallah ilişkilerimizi de rayına oturtmuş oluruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bakanlık olarak enerji kaynaklarını ve doğal kaynakları verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek ülke refahına en yüksek katkıyı sağlamak misyonu ve enerjide ve doğal kaynaklarda güvenli bir gelecek vizyonu ile çıktığımız yolda kaynaklarımızı azami ölçüde değerlendirirken planlamalarımızı, projelerimizi, stratejilerimizi arz güvenliği, yerleştirme ve öngörülebilir piyasalar kapsamında politik sürdürülebilirlik, finansal sürdürülebilirlik ve katılımcılık ilkeleri önceliğinde çevreye saygılı anlayışla değerlendirmekteyiz. Enerji ve tabii kaynaklar alanlarında artan enerji talebinin sorunsuz karşılanması, dışa bağımlılığın azaltılması ve cari açık üzerindeki etkinin en aza indirilmesi amacıyla kaynaklarımızı rasyonel bir şekilde ve yüksek verimle kullanarak sürdürülebilir ve katlanabilir maliyette enerji ve ham madde arzını sağlamak suretiyle vatandaşlarımızın refahı ve ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarımızı büyük bir fedakarlıkla sürdürmekteyiz. Bu kapsamda enerji alanında gelişen teknolojileri, ham madde ve petrol fiyatlarında yaşanan değişimleri, yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji teknolojilerindeki gelişmeleri dikkate alarak attığımız adımlarda yerli ve yenilenebilir kaynakları önceleyen, şeffaf, rekabetçi, tüketiciyi koruyan, güncel gelişmeleri dikkate alan dinamik, yenilikçi, katma değeri yüksek ve Ar-Ge yoğun yatırımları hayata geçirdik ve bu doğrultuda çalışmalarımızı inşa etmeye devam ediyoruz. 11. Kalkınma Planı kapsamında yer alan politikalar çerçevesinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzındaki payını yükseltilmesini, nükleer güç santralinin devreye alınması ile kaynak çeşitliliğinin artırılmasını, kaynak ve güzergah çeşitlendirilmesinin geliştirilmesini, denizlerde hidrokarbon arama faaliyetlerinin artırılmasını hedefliyoruz. Ayrıca madencilik alanında da
çevreyle iş sağlığı ve güvenliğini dikkate alarak madenlerimizin katma değerini artırarak sektörde önemli ilerleme ve gelişme sağlanmasını da amaçlamaktayız. Arz güvenliğinin güçlendirilmesi, enerji verimliliği, enerji ticareti, bürokrasinin azaltılması ve kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi başta olmak üzere birçok alanda önemli projeleri de devreye alarak iyileştirme çalışmalarında sürekli devam ettirmekteyiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizin her geçen gün artan elektrik ihtiyacının sorunsuz olarak karşılanması için 2000'li yıllardan beri sessiz bir devrime imza atılmış durumdadır. Gerek kurulu güç gerekse üretim noktasında çok iyi bir yere geldik. Bu sayede elektrik ve doğalgazda şu an itibariyle arz güvenliği riski gündemden çıkmıştır. Ancak kalkınma planlarına ve gelişmeye bağlı olarak arz güvenliği konusu sürekli kontrolümüz altında olmaya devam edecektir. Arz güvenliğinde ilerleme sağlarken elektrik üretim kapasitemizin de çeşitlendirilmesine azami oranda dikkat ediyoruz. Bu sayede elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payında ciddi bir artış sağlanmıştır. Sadece son 2 yılda devreye giren kurulu gücün %73'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşmuştur. Ayrıca 2019 yılı ilk 10 ayında bir rekor olarak yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim oranı da %64 olarak gerçekleşmiştir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizin enerji ve tabii kaynaklar alanında kendi kendisine yetebilmesi amacıyla yerli ve teknolojik kapasiteye sahip olunması da kapasite artışı kadar önemli bir konudur. Özellikle yenilenebilir enerji alanında teknoloji geliştirme yatırımları Türkiye'nin küresel anlamda sürdürülebilirliğe daha fazla katkı sunmasını ve bir teknoloji üssüne dönüşmesini sağlayacaktır. Yerli kaynak kullanımı ile yerli teknolojide atılan adımları desteklemek amacıyla bir taraftan yerli kaynaklara yönelmemizi sağlayan, bir taraftan da yerli teknolojiyi artıran, yerli üretim, yerli istihdam ve Ar-Ge zorunluluğu bulunan yenilenebilir enerji kaynak alanları, kısaca YEKA modelini hayata geçirdik. Böylece teknoloji transferi sağlanarak yenilenebilir enerji alanında yeni ve yerli teknolojiler ülkemize kazandırılarak bu hususta Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Biraz önce sayın vekillerimiz sordu, bu projeler hayata geçti mi diye. Güneş enerji santrali, yani güneş panellerini üreten fabrika teçhizatını tamamladı. Üretime yılbaşı itibariyle başlayacak. Öyle tahmin ediyorum. Mayıs veya Haziran'da ilk yerli güneş panellerini üretiyor olacağız. Rüzgar yakasında ise fabrika yine İzmir'de kuruldu. GES'le ilgili olan fabrika Ankara'mızda kuruldu. O da yine üretime hazır hale geldi. İlk ürünlerini 2022 yılında üretmeyi hedefliyoruz. Daha önce biner megawatt olarak gerçekleştirilen güneş ve rüzgar yakalarına ek olarak 1000 megawattlık YEKA RES 2 için 30 Mayıs 2019'da yerli ve yabancı firmaların büyük ilgisiyle büyük bir yarışma neticelendirdi. YEKA çalışmaları kapsamında üzerinde çalıştığımız farklı bir model ile güneş YEKA potansiyelinin yüksek olduğu bölgelerde yerli malı kullanım karşılığı tahsis yöntemiyle küçük ölçekli mini YEKA uygulaması hayata geçirilecektir. İlk mini YEKA yarışma ilanının önümüzdeki hafta içerisinde yapılmasını planlıyoruz. Yarışmaların da 2020'nin ilk çeyreğinde gerçekleşmesini hedefliyoruz. Bunun yanı sıra bazı milletvekillerimiz çatı uygulamalarına dönük eleştiri getirdi. Ama sanırım eksik bilgilendirmeden kaynaklı. Çatı ve cephe tipi mini GES uygulamalarının önünü açarak düzenlemeleri bu yılın Mayıs ayında hayata geçirdik. Ve önemli bir potansiyel olduğunda farkındayız. Sadece son 5 ayda çatılarda kurmak üzere 696 adet sanayi ya da ticari kuruluşun elektrik dağıtım şirketlerine müracaat yaptığını, toplam 432 megawatt kurulu gücünde, konutlarda ise 1187 adet başvurunun geldiğini, biliyorsunuz konutlarda 10 kilowatt sınırı var, orada da yaklaşık 11 megawattlık bir başvuru aldığımızı, toplamda
5 ayda, son 5 ayda 443 megawattlık çatı uygulamalar için başvuru aldığımızı söyleyebilirim. Bunun yanı sıra daha önceki sisteme dayalı olarak çatılarında güneş enerji sistemi kurmak üzere başvuranların sayısı da 5402. 1104 megawata tekabül ediyor. Bununla birlikte tüm lisanssız GES uygulamalarında 6206 megawata ulaşmış durumdayız. Elektrik üretiminin yanı sıra iletim ve dağıtım sistemlerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi için başlatılan hamle kapsamında şebekelerimizin modernizasyonu çalışmaları da devam etmektedir. Bu çalışmalara çağın gerektirdiği teknolojik ilerlemeler dahil edilerek elektrik kesintisi yapılmadan gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınarak canlı bakım yapılabilmektedir. Yani şu 380 bin volt, 380 kilovatlık bir iletken hattın üstünde elektrik enerjisini kesmeden ya helikopter üzerinden ya da yerden merdivenli sistemle veya sepetli araçlarla iletken hattının üzerine çıkmak suretiyle bu bakımlar yapılabilmektedir. Dolayısıyla kesintisiz bir enerji arzını temin etmiş oluyoruz. Halkımıza kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi sunabilmek amacıyla içinde bulunduğumuz 2016-2020 yıllarını kapsayan uygulama döneminde elektrik iletim ve dağıtım hatlarında güncel değerlerle bu yıl sonu itibariyle yaklaşık 41 milyar liralık yatırım gerçekleşmiş olacak. Ayrıca enerji ticaret merkezi olmak stratejimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz reformların sonucunda enerji sektöründe 100 milyar doların üzerinde bir yatırım gerçekleşmiştir. Elektrik sektörüne yenilik olarak 2021-2025 yıllarını kapsayan uygulama dönemi plan ve programların hazırlanması ile ilişkin çalışmaları da devam ediyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, günümüz dünyasında elektrik üretiminin yaklaşık %11'i nükleer enerjiden sağlanmaktadır. Ülkemiz enerji talebinin karşılanmasında kaynak çeşitliliğinin artırılması için önemli alternatiflerden biri de sıfır emisyonlu güç santralleri olup bu doğrultuda Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci ünitesinin 2023 yılında devreye girmesine yönelik çalışmalarımız ve hazırlıklarımız devam etmektedir. Ayrıca nükleer santrallerdeki üst düzey teknoloji ve know-how transferiyle bu alandaki yerli teknoloji ve üretim kapasitemizin artırılması çalışmalarımızın yanı sıra biraz önce sayın vekillerimiz dedi bunu yerli eleman ve yerli personelle yapacak mıyız sorusuna cevaben söylüyorum. Kalifiye insan kaynağının yetişmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışına eğitime yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir. Bu kapsamda yurt dışına gönderdiğimiz öğrencilerden 88 tanesi mezun olarak yurda dönmüş ve ilgili şirkette görevine başlamıştır. Yerleştirme alanındaki çalışmalara ek olarak elektrik iletim ve dağıtımında kullanılan tüm malzemelerin testlerinin yurt dışı yerine ülkemizde yapılması için başlatılan Türkiye'nin ilk yüksek güç ve yüksek gerilim deney laboratuvarı projesi de devam etmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, enerji piyasalarında mali açıdan güçlü, serbestleşmiş, rekabete açık, istikrarlı ve şeffaf bir şekilde tesis edilerek yatırımların daha kolay ve daha hızlı yapılabileceği bir ortam oluşturulmuştur. Bu meyanda öngörülebilir piyasaların oluşturulması ve tüketicinin korunması amacıyla gerekli altyapı oluşturularak serbestleşmeye yönelik kuralların uygulanmasına da devam edilmiştir. Enerji sektörünün daha sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde çalışması için hayata geçirilen enerji piyasalı işletme AŞ ile enerji ticaretinde ülkemizi bölgesinde önemli bir noktaya da taşımış olduk. EPİAŞ'ta yapılan işlemler kurulduğu günden itibaren önemli bir hacme ve derinliğe de ulaşmış durumdadır. Ayrıca sektörün ve piyasanın gelişimi doğrultusunda ileri tarihli fiziksel teslimatlı elektrik piyasası olarak da ifade edilen vadeli elektrik piyasasını 2020 yılının sonlarına doğru katılımcıların hizmetine sunmayı da hedefliyoruz. Bunun yanı sıra enerji piyasası katılımcılarının risklerini yönetmelerini sağlayacak olan aylık, çeyrek ve yıllık vadelerde fiziksel teslimatlı doğalgaz ticareti yapılmasına imkan sunacak
vadeli doğalgaz piyasasının kurulmasıyla ilgili çalışmalar da devam etmektedir. Piyasa altyapısının yurt dışına yönelik kapasitesi artırılarak Avrupa elektrik piyasalarıyla işbirliği güçlendirecek olup piyasamızdaki öngörülebilirliğin daha da güçlenmesi, derinliğin ve rekabetin artırılması hedeflenmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, doğal gaz ve petrol konusuna gelince, 2000'li yıllarda ülkemizin sadece 5 şehrinde doğal gaz kullanılmaktayken, bugün 81 ilin tamamında 541 ilçe ve beldemiz ile 162 organize sanayi bölgesine doğal gaz arzı sağlanmış olup, yıl sonunda ise bu rakamı 550 yerleşim yerine ulaştıracak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2000'li yıllarda 1,29 milyon olan doğal gaz abone sayısı 16 milyona çıkmış olup, ülkemiz nüfusunun %81'ine doğal gaz kullanım imkanı sunulmuştur. Bu kapsamda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinin artılmasına dönük talepleri de karşılamaya çalışıyoruz. Son 3 yılda 33.220 kilometre uzunluğunda doğal gaz iletim ve dağıtım hattı inşa edilmiş olup, toplam iletim ve dağıtım şebeke uzunluğu dünyanın etrafını 4 kez ulaşacak seviyeye, 162.000 kilometreye ulaşmıştır. Petrol ve doğal gazın ithal bir kaynak olması ve birincil enerji arzında önemli bir paya sahip olması göz önüne alındığında, bu hususta kaynak ve güzergah çeşitlendirmesi çalışmaları son derece önem arz etmektedir. Temel hedefimiz gazın gazla rekabetini bu coğrafyada sağlayacak bir merkez haline kavuşmaktır. Doğal gazda arz güvenliğinin sağlanmasında ulusal ve uluslararası alanlarda aktif rol oynuyoruz. Bu kapsamda TANAP projesi ülkemizin yanı sıra Avrupa'ya doğal gaz arzına hazır hale getirilerek Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in katılımlarıyla 30 Kasım 2019 tarihinde açılışı yapılmıştır. Ülkemize ve Avrupa'ya doğal gaz arz edecek diğer bir önemli projemiz de Türk Akım'dır. İki ayrı hattan oluşan Türk Akım projesinin inşaat ve imalatı da tamamlanarak testlere başlanmış olup 2020 yılının ilk haftalarında bu açılışı Sayın Putin'in katılımıyla İstanbul'da inşallah yapmış olacağız. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, doğal gazın depolanması kapsamında yaptığımız çalışmalarda Tuz Gölü ve Kuzey Marmara doğal gaz depolama tesislerimizin mevcut kapasitesi 3,4 milyar metreküp'e ve 45 milyon metreküp güne ulaştırılmış olup, bu kapasite ve LNG depolarımızda yaklaşık 30-35 günlük doğal gaz talebimizi karşılama imkanına kavuştuk. Her iki projede de kapasite artırma ve inşaat çalışmaları devam etmekte olup, doğal gaz depolarımıza ilişkin çalışmaların tamamlanmasıyla depolama kapasitemiz sadece bu iki tesiste 10 milyar metreküp'e ulaşacak olup, geri üretim kapasitemiz de 155 milyon metreküp'e ulaşacaktır. Bunun anlamı şu: şu anda biz sisteme gerek yeraltı depolarımızdan gerekse LNG tesislerimizden günlük 310 milyon metreküp gaz verebiliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda hatlardan herhangi birisinde veya tesislerden herhangi birisinde sıkıntı olduğunda doğal gaz arzını karşılamakta zorlanıyorduk. Başta ikincil yakıt kullanan elektrik santralleri olmak üzere ikincil yakıta geçiyorduk. Ama son 2 yıldır doğal gaz arzını, doğal gaz talebini rahatlıkla karşılayacak kapasiteye ulaşmış olduk. Son dönemde dünya genelinde boru gazına göre bazı avantajlara sahip olan LNG ticaretinde de önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Hem doğal gaz piyasasında rekabetin artırılması, hem de arz güvenliğimizin sağlanması adına LNG alanında da önemli yatırımlar hayata geçirilmiş olup, ilk olarak demin de ifade ettiğim gibi yüzer LNG depolama terminallerini devreye alarak LNG tesislerinden ulusal sisteme gaz verme kapasitesini 3 yılda 2'ye katlamış olduk. Öte yandan sahip olduğumuz sismik araştırma gemilerimiz
marifetiyle yapılan araştırmalar sonucunda belirlenen lokasyonlarda Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimizle bugüne kadar toplam 3 derin sondaj faaliyeti gerçekleştirilmiş olup 2 sondaj faaliyetimiz de devam etmektedir. Türkiye olarak Doğu Akdeniz yetki alanları ile ilgili tavrımızı gerek açıklamalarımızla gerekse sahadaki faaliyetlerimizle net bir şekilde ortaya koyduk. Ülkemiz ne kendi hukukunu ne de Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını çiğnetmeden Doğu Akdeniz'de bulunan hidrokarbon kaynaklarının barış eksenli ve adaletli bir şekilde paylaşımı konusundaki kararlılığını devam ettirecektir. Bu doğrultuda gemilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz hidrokarbon arama faaliyetleri aralıksız sürdürülmekte olup 2020 yılı içerisinde de 5 ilave derin sondaj yapmayı planlıyoruz. Son gelişmelerden birisi, önemli gelişmelerden birisi de biliyorsunuz 27 Kasım 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun sizin onaylarınızla, oylarınızla birlikte biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek kanunlaşmış oldu. Bu teklife destek veren siyasi parti gruplarımıza da şükranlarımızı sunuyorum. Hiç şüpheniz olmasın, gereği yapılacaktır. Süratle gerek Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüz ruhsatlandırma çalışmalarına ilişkin olarak gerekse Türkiye Petrol Arama Ortaklığı şirketimiz, kuruluşumuz hemen yılbaşından itibaren ruhsatlandıran bölgelerde sismik arama faaliyetlerine başlayacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, enerji verimliliği konusuna gelince sanayide, tarımda, üretimin diğer alanlarında bir birim ürünü veya bir birim gayri safi yurt içi hasılayı daha az enerji tüketerek oluşturmak durumundayız. Konutlarda ise ısıtma, ısınma, soğutma, aydınlatma gibi temel ihtiyaçlarımızı en verimli şekilde karşılamak durumundayız. Bu bakımdan enerji yoğunluğumuzu gelişmiş ülkelerin ortalaması seviyesine çekmemiz gerektiğine inanıyor ve enerji verimliliğini önemli bir arz kaynağı olarak görüyoruz. Bu doğrultuda Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı hayata geçirilmiş olup 2023 yılına kadar enerji verimliliği konusunda önemli bir mesafe alınacaktır. Ayrıca 7 Aralık 2019 tarihli resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kurulan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından ülke genelinde enerji verimliliği çalışmaları ile Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nda yer alan eylemlere ilişkin izleme ve yönlendirmeler de yapılacaktır. Bu plan kapsamında yer alan eylemlerin hayata geçmesi ile birlikte 2023 yılına kadar da sera gazı salımının da 66 milyon ton karbondioksit azalımı sağlanacak olup yapılacak bir birim maliyetli yatırım ile 3 birim tasarruf edilerek 2033 yılına kadar 30 milyar dolar tasarruf etmeyi hedefliyoruz. Konutlarda enerji verimliliğinin artırılması yönünde ilgili bakanlık ve kurumlarla yakın işbirliği yapılarak bu konuda teşvikler sağlanmaktadır. Yapılan düzenlemeyle enerji kimlik belgesine sahip binalar için kullandırılacak kredi miktarlarında artış sağlanmış, kentsel dönüşüm kapsamında bankalardan kullandırılacak kredilerde de ilave faiz desteği getirilmiştir. Daha önce de değişik yer ve zamanda belirttiğim üzere Türkiye dünyaya en az karbon salımı yapan ülkelerin arasında yer almaktadır. Biz bu konuda çevre mevzuatına uygun şekilde her zaman sorumluluğumuzun da üzerinde hareket ediyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, madencilikle ilgili hususlara gelince. Bilindiği gibi ülkemiz endüstriyel ham maddeler, metalik madenler, enerji ham maddeleri ve jeotermal kaynaklar açısından zengin bir ülkedir. Sahip olduğumuz maden ve enerji ham madde kaynak potansiyelinin tam olarak ortaya konulup ekonomimize kazandırılması için maden
arama ve üretim çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bu kapsamda ülkemiz genelinde yeraltı kaynaklarımızın tespit edilmesi amacıyla yürütülen jeofizik, jeokimya ve sondaj çalışmaları neticesinde META'nın kuruluş yılı olan 1935 yılından bugüne kadar yapılan toplam sondajın 1/3'ünden fazlası son 3 yılda gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yıl 25 milyar doların üzerinde maden ve ham madde ithal edilirken ihracatımız yaklaşık 5 milyar dolar civarında kalmıştır. Bu durumda yaklaşık 20 milyar dolar maden sektöründe dış ticaret açığımız söz konusudur. Burada en büyük bedel ödediğimiz kalemlerden birisi de altın olmuştur. Mevcut verilere göre sırf geçtiğimiz yıl yaklaşık 10 milyar dolarlık altın ithalatı yaptık. Altını ulusça seviyoruz. Bir kısmını rezerv olarak kullanıyoruz. Bir kısmını ziynet eşyası kullanıyoruz. Kuyum sektörümüzde iyi. İthal ettiğimiz altının bir kısmını da ihraç ediyoruz. Yaklaşık 2-2,5 milyar dolarlık da altın ihracatı söz konusu. Bu ithalatı azaltmanın yolu madencilik sektörüne kurallara uygun ve çevre mevzuatına saygılı bir şekilde çalışmalar yapmasına izin verilmesinden geçiyor. Türkiye'nin enerjide yerlileşme ve dışa bağımlılığının azaltılması hedefimiz doğrultusunda yerli kömür rezerv artırma çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. Son tespitlerimizle birlikte bugün linyit ve taş kömürü rezervimiz 20 milyar ton seviyesine ulaşmıştır. Ülkemizin halen yıllık 39 milyon ton civarında kömür ithalatı yaptığı göz önüne bulundurulduğunda bunun için yılda yaklaşık 4 milyar dolar civarında döviz harcadığımızı görmekteyiz. Kömür kaynaklarımız yerin altında dururken ithal kömüre döviz ödemek yerine yerli kömürümüzden faydalanmak büyük önem arz etmektedir. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, madencilik sektörünün diğer sektörlere göre daha riskli bir iş kolu olması hasebiyle madencilerimizin yüksek güvenlik standartlarında çalışması için gereken hassasiyeti göstermekteyiz. Bu doğrultuda mevzuatta yapılan düzenlemelerle iş güvenliği açısından gerekli iyileştirmeler sağlanmıştır. Nitekim yapılan maden işletmelerine dönük yapılan denetimleri de aralıksız devam ettiriyoruz. Madenlerimizi içerdikleri risklere göre kategorilere ayrılarak denetim planlamalarını yapmaktayız. Az riskli gruptaki madenlerimizi yılda en az bir, riskli grupta yer alan madenlerimizi yılda en az iki, çok riskli grupta madenlerimizi ise yılda en az 4 kez denetliyoruz. Bu kapsamda 2019 yılında bugüne kadar 8000'in üzerinde denetim yapılarak kaza oranlarında da bir önceki yıla kayda değer bir azalma yaşanmıştır. Madencilik sektörü ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynayan sektörlerden birisidir. Ve maden ürünleri sanayi, enerji, tarım ve inşaat başta olmak üzere birçok sektörün temel girdilerini oluşturmaktadır. Her zaman vurguladığımız gibi doğa da bizim, madenler de bizim olup mevzuatta bu konuyla ilgili hükümlere hassasiyetle ve çok net bir şekilde yer verilerek madencilik faaliyetinin nerede, hangi şartlarda yapılıp yapılamayacağı hususları açık bir şekilde tanımlanmıştır. Bakanlık olarak çevreyi madene tercih eden bir pozisyonda değiliz. Çevre ile uyumlu madencilik temel kıstaslarımız arasında olup ne madenlerimizden ne de doğamızdan vazgeçme lüksüne sahibiz. Şimdi bu zaman zaman kamuoyunda da maalesef Enerji Bakanlığımız çevre konusunda adeta vandalist bir ruhla çevreyi tahrip eden bir algıyla karşılanıyoruz. Bu doğru değil. Şimdi güzel örnekleri tabii göstermek istiyorum. Madencilik kanununa göre madencilik faaliyeti bittikten sonra rehabilitasyon yapılmak zorunda. Eğer o rehabilitasyon yapılmazsa fona örnekler daha çok göster. Fonda biriken parayla da yerel yönetimlerimiz bunu yapacak. Yapmak zorunda.
Şimdi mevzuatımızda bir değişiklik yapmak suretiyle kısmi rehabilitasyona da gideceğiz. Anlatacağım. Şu anda ruhsatlar 10 yıl ila 49 yıl arasında veriliyor, düzenleniyor. İşletmeci faaliyetini bitirdikten sonra eski haline götürmek zorunda. Şimdi bakın, bakır madeni Kastamonu. Bu yukarıda görülen eski hali. Aşağıdaki de ağaçlandırıldıktan sonraki hali. Kömür madeni Aydın. Aydın vekillerimiz bilecektir. Üst tarafta faaliyetin yapıldığı döneme ait görüntü. Ama aşağıda ağaçlandırılmış, rekreasyon çalışması tamamlanmış hale gelmiş görüntüsünü görüyorsunuz. Hatta geçenlerde bir madencimiz geldi, bana zeytinyağı getirdi. Dedi ki, uluslararası ödül aldık. Hayırdır, nereden aldın? Biz dedi, kömür madeni işletiyorduk. İşletmemizi kapattıktan sonra zeytin ağacı diktik. Zeytin ağacından, zeytin ürünlerinden de zeytinyağı yaptık. Altın ödülü aldık dedi. Fırsat bulursam sizlere de göndereceğim inşallah. Yine bakın, Konya'da madencilik faaliyetinin yapıldığı dönemde, evet, baktığınızda görüntü çok iç açıcı değil. Ama faaliyet tamamlandıktan sonra görüntüler adeta bir millet parkı görüntüsünde. Biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Ekoloji çok hızlı değişmiyor. Şimdi Kütahya'da yine bir başka maden sahası. Bakın yukarıda fidanlar dikilmiş. Bunu özellikle Orman Genel Müdürlüğümüz de yakından takip ediyor. Orman işletmesi her yıl burada orman izin bedeli alıyor. Bu bedelleri de ağaçlandırma için kullanıyor. Orman İdaresi'nin yıllık 3.2 milyar liralık geliri var. Bunun yarısı enerji ve madencilik sektöründen kaynaklanıyor. Yine Kastamonu'dan bir başka görüntü. İstanbul'da biliyorsunuz doğal gaz gelmezden önce kömür çıkartılan ocaklarımız vardı. Üst taraftaki ocakları görüyorsunuz. Şimdi aşağıda hepsi yeşillendirilmiş, ağaçlandırılmış şekilde. Biraz sabırlı olacağız. Değerli arkadaşlar, şimdi sayın vekilim. Sayın milletvekilleri, evinizde bile bir tadilat yaptırırken, bir boya yaptırırken birkaç gün başta ev hanımı olmak üzere rahatsızlık çekiyoruz. Büyük bir tadilata kalktığınızda belki de evinizi değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Size bir başka örnek daha vermek istiyorum. Çok yakınınızın ameliyatına girseniz, bakın çok yakının ameliyatına girseniz ya düşüp bayılırsınız ya da cerrah müdahale etmeye kalkarsınız. Ama biliyorsunuz ki sonunda cerrahın yaptığı o müdahale o hastanın iyileşmesi için, tedavi edilmesi için, o açıdan biraz sabırlı olmak zorundayız. Sayın milletvekilleri, kritik ve stratejik madenlerin yurt içinde işlenmesi şartıyla biraz önce bazı milletvekillerimiz dedi ki uç ürünlere dönüştürülmesini temin etmemiz lazım dedi. Başta Sayın Başkan olmak üzere Abdurrahman Bey. Bu çalışmaları başlattık. Bununla birlikte ilk ihalelerimizi yaptık. İnşallah önümüzdeki dönemde uç ürünlü ihalelere hız vereceğiz. Bu model sayesinde istihdamımız artacak. Sektörün ve ülkemizin büyümesi sağlanacak. En önemlisi de yüksek teknolojinin Türkiye'de üretilmesini temin etmiş olacağız. Ham maddeyi 1 liraya satıyorsanız ara mamul haline getirdiğinizde 8-10 kat değerlendirmiş oluyorsunuz. Uç ürün haline getirirseniz en az 100 kat değerlendirmiş oluyorsunuz. Bir de madencilik sektörünü sadece taş toprakla mücadele eden, taş toprak üreten, kullanan bir sektör olarak algılanıyor. Ama bugün günlük hayatımızda kullandığımız birçok araç, gerecin, ham maddesi madencilik sektörüne borçluyuz, üretimine borçluyuz. Binalarımızdaki beton, agrega, demir çelikten tutun da bindiğimiz araçlara varıncaya kadar, yazdığınız kalemlere, içtiğiniz suyun bardağına varıncaya kadar birçok şeyi biz madenlerden üretiyoruz. Bunları yapmayacak kadar zenginsek yapmayalım.
Bakın ne dedim? 25 milyar dolar ithalat yapıyoruz. Bunları azami kullanmak zorundayız. Çevreye saygılı olmak zorundayız. Değerli milletvekilleri, bu meyanda yüksek teknoloji temelli dönüşüm ve uç ürün üretme hedefi doğrultusunda geçtiğimiz Ekim ayında temelini attığımız Bor Karbür Üretim Tesisi'nin kurulmasıyla birlikte katma değerli uç ürün ürünlerinden ileri teknolojilere geçişi de yapmış olacağız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulumuza arz ettiğim üzere bakanlığımız geniş bir yelpaze. Buyurun, tamamlayın sözlerinizi. Enerji ve tabii kaynaklar alanlarındaki çalışmalarını, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynağını mümkün olduğunca etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması hedefiyle yürütmektedir. Bakanlığımız 2018 yılı bütçesi ödeneği toplamı 2 milyar 528 milyon 168 bin Türk lirası olup bu tutarın 2 milyar 350 milyon 101 bin 185 Türk lirası harcanmıştır. Harcanmayan 178 milyon 66 bin 815 Türk lirası da ödenek yıl sonunda iptal edilmiştir. Oluşan bu kesin hesap rakamlarına bağlı olarak 2018 yılı bütçe gerçekleşme oranımız %93'tür. Bakanlığımız merkez teşkilatı için 2020 yılı bütçe teklifi 3 milyar 319 milyon 102 bin Türk lirası olup bağlı ve ilgili kuruluşlar MAPEK, MTA, TAEK. Buyurun, tamamlayalım Sayın Bakan, buyurun. BOREN, NATEN ile birlikte teklif edilen toplam bütçe tutarımız 4 milyar 182 bin 474 bin Türk lirasıdır. Sözlerime son verirken 2020 yılı bütçesinin milletimiz, devletimiz ve bakanlığımız için hayırlara vesile olmasını diliyor. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Enerjiniz bol, geleceğiniz aydınlık olsun. Teşekkürler Sayın Bakan. Sayın Özkoç, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi Sayın Bakan konuşmasında Rusya ve Türkiye hükümetleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Akkuyu sahasında bir nükleer güç santrali ile ilgili 6607 sayılı anlaşmada teknoloji transferinin de mümkün olabildiğini söyledi. Doğru değil mi Sayın Bakan? Şimdi ben size diyorum ki bu 6607 sayılı anlaşmanın 13. maddesine bir bakın. 13. maddesinin 3. fıkrasında ve 14. maddesinde böyle bir teknoloji transferinin mümkün olamayacağı ifade edilmektedir. Siz bunu biliyor musunuz? Bildiğiniz halde mi böyle ifade ettiniz? Onu öğrenmek istiyorum. İkincisi, Kuzey Kıbrıs Rum kesiminin Kıbrıs sularında yaptığı doğalgaz araştırmasında bu araştırmayla ilgili Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yaptığı ve attığı her adımı yakından takip ediyoruz ve daha güçlü olabilmesi için desteklerimizi veriyoruz. Ancak bakın burada Katar petrolleri CEO'su ile Kıbrıs Enerji Bakanı'nın birlikte burada doğal gaz araması, Kıbrıs Rum kesiminden alınan izinle doğal gaz araması söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarının karşısında olan bu anlaşmayı Katar hükümeti birebir destekliyor. Peki ben size soruyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı olarak bizim çıkarlarımızın karşısında olan Katar hükümetinin bu açalım mikrofonu. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti hangi güvenceyle bunlara tank palet fabrikamızın %50'sini teslim etmiştir? Eğer çıkarlarımızın karşısında hareket eden Katar hükümeti yarın öbür gün bizim savunma sanayisinde de
çıkarlarımız karşısında hareket ederse Türkiye Cumhuriyeti bu durumda Katar hükümetine nasıl bir yaptırım uygulayacaktır? Bunu soruyorum. Bir de Sayın Bakan, siz hiç Cerat Tepe'ye gittiniz mi? Kaz Dağları'na gittiniz mi? Elbette ki maden çıkartacağız. Elbette ki Türkiye Cumhuriyeti kendi haklarını koruyacak. Ama biz bunu Türkiye'nin geleceğini mahvederek mi yapacağız? Şimdi tek bir soru soruyorum Sayın Bakan. Kanada hükümetinin yaptığı, Kanada şirketinin yaptığı anlaşmada oradan çıkartılan altının %96'sını Kanada şirketi alırken %4'ünü sadece bizim razı olmamızın ve oradaki katliama göz yummamızın sebebi nedir? Siz bu konuda vicdanen rahat mısınız? Teşekkürler Sayın Özkoç. Değerli milletvekilleri, şimdi şahıslar adına özür dilerim Sayın Zengin, size söz verecektim. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, biraz evvel Ermeni yasa tasarısının Amerikan Senatosu'ndan geçmesiyle alakalı konuşurken bir konuyu tekrar izah etmem gerektiğini gördüm tutanaklara baktığımda. Bir düzeltme yapmak istiyorum bu manada. Tarihi meselelerin, tarihe ait konuların dünya siyasetine malzeme yapılmasını asla doğru bulmuyoruz. Türkiye defaatle bu konudaki arşivlerini açtığını, bu konuda çalışmak isteyen bütün tarihçilere kolaylık sağlayacağını beyan etmiştir. Bu manada siyaset siyasetle yoluna devam etmeli. Tarihçiler bu konuyu istiyorlarsa gerekli bu manada her tür altyapı sağlanarak çalışmalı ve dünya bu tarz tehditlerle, siyasi tehditlerle tarih kullanılarak yönetilmekten artık vazgeçmeli ve Türkiye'de bu konuda yapması evet düzelttim zaten. Bu konuda Türkiye yapması gerekeni yapacaktır. Bir de usulle ilgili bir şey ifade etmek istiyorum Sayın Başkan. Şimdi burada bütün gün herhalde tekrar ettik. İki tane bakanlığımız var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Bu bakanlıklarımızla alakalı soruların soru cevap bölümünde sorulması lazım. Yani burada fikirlerimizi söylemek elbette tabidir ama fikir beyan edermiş gibi yaparak soru sorduğumuz takdirde bir defa insicamı bozmuş oluyoruz. O sebeple bunları soru cevapta yapmak lazım. Bir de bilgi kirliliği var. Bir taraftan işte bahsedilen konularla alakalı aynı partilerden bir hatiplerin kullandığı rakamlarla diğer konuşmacıların rakamları arasında fevkalade farklılıklar var. Bunu da ifade etmek istiyorum. Alakalı soruları yöneltelim Sayın Bakanlara, kendi konularıyla alakalı ve yerinde zamanda bu soruları yöneltelim diye belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim Sayın Zengin. Buyurun Sayın Özkoç, sonra ben bir açıklama yapacağım. Buyurun. Evet efendim. Grup başkan... Açalım lütfen. Grup başkan vekillerinin böyle bir zarureti yoktur Sayın Başkan. Grup başkan vekilleri gerek gördükleri zaman 60'a göre söz isteyerek bu konuda kendi düşüncelerini genel kurulla paylaşırlar. Bir de bir şey rica ediyoruz hasreten. Biz bir nezaket gösterdiğimiz zaman karşıdan da nezaket bekleriz. Bize kimsenin bu konuda ders verme gibi bir düşüncesi olmasın. Biz grup başkan vekilliğimizi gerçekten bilinçli, bilerek kendimize yakışır bir şekilde yapıyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Aç. Buyurun Sayın Zengin. Hatırlatmak her grup başkan vekilinin görevidir. Usulü hatırlatmak. Nasıl bir intizam içerisinde devam edeceğiz? Nasıl söz alacağız? Ben onu söyleyeceğim. O olarak bunu hatırlatmak da işini iyi yapmanın gereğidir. Teşekkür ederim. Efendim. Meclis başkan vekilinin görevidir. Açıklarsanız sevinirim. Biz rica ediyoruz. Bu tür hatırlatmaların yapılmasında herhangi bir sakınca görmüyorum. Bu çerçevede tutumumu da ben belirlerim, onu da sizlerle paylaşırım. Evet, elbette grup başkan vekilleri söz istediklerinde onların konuşma içeriğine karışmayacağımı daha önce de söylediğim için bugün de herhangi bir şekilde müdahale etmiyorum. Ancak görülüyor ki sorular da geliyor arka arkaya. Bunun için, bu durumun yarattığı farklılığı dengelemek için ihtiyaç duyarlarsa değerli bakanlarımıza ek süre vereceğim cevaplamak için. Bu ayrıca bakanların mecliste bulunması bu tür sorulara cevap vermeleri içindir. Bu aynı zamanda meclise hesap verme yükümlülüğünün de bütçe çerçevesinde bir gereğidir. O nedenle
soru sormakta ya da konuşmaların içeriğini belirlemekte grup başkan vekilleri benim nazarımda özgürdürler, serbesttirler. Kendilerine bu anlamda karışmam. Ama eğer bir denge yaratma ihtiyacı doğmuşsa, bunu da görmüşsem, onun da gereğini yapmaya gayret ederim. Dediğim gibi 20 dakikalık soru cevap kısmının ilk 10 dakikasını milletvekillerimize, sonraki 10 dakikasını bakanlara, ama yetmezse ek süre vermek suretiyle bakanların konuşma süresini uzatacak şekilde bir tasarrufta bulunuyorum. Bilginize sunarım.